Merhaba Pokemon Master Netçiler. Yeni bir haftanın Pokemon'u videosunda da sizlerleyiz. 6. haftada sizlerle birlikte yine sizin verdiğiniz oylarla haftanın en iyi Pokemon'unu seçiyoruz. Tabii hemen bu haftanın Pokemon'unu seçmeden önce sizlere hemen seçeneklerimizi sunalım. Gelecek haftanın oylaması için. Gelecek hafta yani 7. haftada haftanın Pokemon'u kim olsun istiyorsanız işte bu üçlüden birine oy vermenizi istiyorum arkadaşlar. Gelecek haftanın oylamasında Dustox, Venomoth ve Motim sizlerle birlikte olacak. 3 tane uçan böcek türü, aynı zamanda ikisi de zehir türü oluyor. Uçan zehir türü böcek türü Pokemon'lar sizlerle olacak. Bunlardan birine oy vererek arkadaşlar en çok oy alan biliyorsunuz gelecek hafta haftanın Pokemon'u seçilecek. Peki geçen hafta sizler hangi Pokemon'ları sunmuştum? Magmortar, Electivire ve Rhyperior arasında bir seçim yapmanızı istemiştim. Siz oylarınızı kullandınız. Bir hayli fazla oy ve yorum geldi. Teşekkürler bu konuda. Bu haftanın Pokemon arkadaşlar sizler gelen yoğun oyla %76 gibi bir oyla gerçekten çok çok büyük bir oy farkıyla bu haftanın Pokemon arkadaşlar Electivire seçildi. Electivire sizlerden gelen %76 gibi bir oyla bu unvanı kazanmış oldu. Gerçekten de hak etmiş oldu bir taraftan. Electivire'ı hemen şöyle kısaca inceleyelim arkadaşlar. Electivire bildiğiniz üzere Elekit Elektabuzz evriminin son halkası oluyor. Biz biliyorsunuz birinci nesilde sadece Elektabuzz'ı görmüştük. Elektabuzz tek başına bir Pokemon'du. Sonra ikinci nesilde Elekid'i yaptılar. Bir alt evrimini. Daha sonra da arkadaşlar 4. nesilde biz bunların en son evrimi olan Electivire ile tanışmış olduk. Electivire görünüş itibariyle gerçekten bu sıralamada gayet iyi bir yere konulmuş durumda. Benim çok beğendiğim Pokemon'lardan biri görünüş olarak. Bazılar diyor işte o arkasındaki iki tane priz şeklindeki o boynuz şeklindeki kablo biraz bozuyor falan diyorlar ama bence bir elektrik Pokemon'u için gayet güzel bir ayrıntı olmuş bu. Ben beğeniyorum Electivire'ı. Biz Electivire'ı animede çok fazla gördük fakat ilk olarak nerede gördük derseniz 468. bölümde gördük. Hem de çok tanıdığımız bildiğimiz birinin Pokemon olarak görmüştük. Geri'nin Electivire'ını görmüştük ilk olarak biz. Daha sonra tabii Electivire'ın animede zihinlerimize kazındığı görüntüler kime aitti? Pole. Pol'ün Electivire'ın görüntüleri gerçekten zihnimize kazınmıştı. Özellikle hatırlarsınız Sinnoh Ligi'nde Pol'ün Ash'le olan mücadelesinde Electivire'la Infernape'in maçı gerçekten efsaneydi. Electivire'ı ve o maçı gerçekten zihnimize kazımıştı. Electivire animede de çok güçlü bir Pokemon olarak gösterildi. Genellikle çok böyle mücadeleci, güçlü, dayanıklı bir Pokemon olarak gösterildi. Gerçekten de öyle aslında. Electivire'ın türü elektrik arkadaşlar. Sadece elektrik türüne sahip. Sadece elektrik türüne sahip olduğu için ise çok ilginçtir. Tabii bu elektrik türünün biraz avantajlı olduğunu da gösteriyor. Sadece yer türüne karşı x2 hasar alıyoruz. Başka hiçbir türden x2 hasar almıyoruz. Tabii yendiğimiz türler de az ama elektrik türü böyle arada kalıp avantajını koruyan türlerden biri arkadaşlar. Electivire'ın stat değerlerine baktığımızda ise dengeli bir dağılım görüyoruz. Electivire'ın sadece sorun olacak stat değeri defans arkadaşlar. 67 defans değeri biraz sıkıntılı. Onun dışında atak, special attack ve hız yönünden gayet başarılı bir stat dağılımına sahip olduğunu söyleyebilirim. Buraya baktığımızda biz Electivire'ı atak yönünde geliştirirsek daha iyi olacak gibi görünüyor. Fakat 95 special atak değeri bu Pokemon'un o yönde de geliştirilebileceğini bize gösteriyor. Electivire'ın arkadaşlar iki tane yeteneği var. Bunlardan biri normal yeteneği. Bu motor drive yeteneği. Motor drive yeteneği Electivire ile özdeşleşmiş bir ability'dir. Eğer siz Electivire'a bir elektrik saldırısı yaparsanız Electivire bu elektrik saldırısını sorarak hızını bir kademe arttırıyor arkadaşlar. Bu da savaşlarda kullanılabilecek özelliklerden biri. Hidden ability'si ise, gizli ability'si ise Vital Spirit. Vital Spirit ise bu ability'ye sahip olan bir Pokemon uyumuyor arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bir uyutma saldırısı ya da uyumasını sağlayan bir item yani bir şey kullanırsanız işe yaramayacaktır. Pokemon'umuz uyumayacaktır. Onu da söyleyelim. Hemen Electivire'ın dilerseniz şöyle bir kurulumunu yapalım. Savaşlarda, oyunlarda nasıl kullanılıyor bir görelim. Savaşlarda ve oyunlarda
da genel olarak kullanılan Pokemon'lardan biri olduğu için çok fazla varyasyonları var. Ama biz kafamızı şöyle bir tasarlayalım. Türümüz elektrikli zaten, bunu biliyoruz. Şimdi stat değerlerine baktığımızda da söylemiştim, ya atak yönünde geliştirilebilir ya special atak yönünde demiştim. Biz atak yönünde geliştirmeyi seçiyoruz bu Pokemon'u. Yani ben öyle seçiyorum. Ya da hız yönünde geliştirmek isterseniz, ki bu yönde de geliştirmek isteyenler olabilir, Adamant ya da Jolly Nature'a sahip olması gerekiyor. EV dağılımına baktığımızda 252 atak, 252 hız ve 4 special defense şeklinde bir dağılım yaptık. Ability olarak motor drive seçiyoruz. Bu daha yararlı olacak diye düşünüyorum ben. Item olarak ise Expert Belt ile Life Orb'u seçiyorum. Life Orb bildiğiniz üzere vurduğunuz saldırıların daha fazla hasar vermesini sağlıyor. Fakat her turda sizden biraz götürüyor enerjinizden. Expert Belt ise süper efektif vuran çarpı 2 vuran saldırılarınız için %20 daha fazla vurmasını sağlıyor bu saldırıların. Burada karar yine size kalmış. Bazıları life, yani çoğunluk life orb'u seçiyor, fakat expert belt de burada kullanılabilir. Saldırılara geçtiğimizde ise şimdi 4 tane saldırı seçtim. Burada bir varyasyon koymadım. Şu mu şu mu şeklinde. İlk saldırımız Wild Charge. Wild Charge yani bir elektrik türü atakçı bir Pokemon'da bulunması gereken bir saldırı zaten. Yani step olarak bunu hemen seçiyoruz. Zaten maalesef Electivire'ın çok fazla physical elektrik saldırısı yok. Genellikle special saldırı yapıyor. Wild Charge biraz bizden enerji götüren bir saldırı. Recoil etkisi var yani, ama güçlü ve gerekli bir saldırı. İkinci olarak Earthquake'i seçtim. Yani elektrik türü bir Pokemon'un, atakçı bir Pokemon'un Earthquake yapması da gerçekten iyi bence. Birçok rakibimizi bu saldırıyla da devirebiliriz. Üçüncü olarak Ice Punch'ı seçiyorum. Ice Punch olmasının nedeni hem physical güzel bir saldırı, hem de sadece çarpı 2 hasar aldığımız yer türüne karşı bizi koruyacak bir saldırı. Çünkü biliyorsunuz buz türü yer türüne karşı üstün. Dördüncü olarak da Cross Chop'u koydum. Cross Chop güçlü bir savaş saldırısı arkadaşlar. Hani bunu yapabilen bir Pokemon varken bunu koymamak olmaz diye düşündüm ve bir savaş türü güzel bir saldırı koyduk buraya da. Böylece 4 tane güçlü ve Electivire'a uygun saldırı seçmeye çalıştım. Electivire hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. %76 oyla seçmiş olduğunuz Electivire haftanın Pokemon olarak seçilmiş oldu. Peki gelecek haftanın oylamasını yine tekrar bir hatırlatayım. Gelecek hafta Dustox, Venomoth ve Motim arasında bir seçim yapmanızı istiyorum. Tabi kartlar bölümünde yukarıda hemen göreceksiniz anketimizi. Sağ üst köşede oradan oylamamızı yapabilirsiniz. Aynı zamanda Electivire hakkında yorumlar kısmında yine yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Değişik varyasyonlarınız varsa bunları da yazabilirsiniz arkadaşlar. Pokemon Masternet'in Facebook kanalı ve Pokemon Masternet internet sitemizde Pokemon hakkındaki son gelişmeleri ve haberleri takip edebilirsiniz. YouTube kanalımızda ise hoşunuza gidecek videoları gelmesini istiyorsanız beğenilerinizle ve yorumlarınızla bunları belirtmenizi istiyorum. Gelecek videolarımızda, gelecek haftanın Pokemon'u videolarımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.